Ay Şizu, ya ben dedikoduyu sevmem. Bu yani ekipçik diyoruz değil mi yani? Ama bu yaprak olayının ya kesin ve net olarak benle ilgisi yok. Biliyorsun sen değil mi? Ya bilmez miyiz senin? Bilmez miyiz? Fatoş! Tuncer'in yeni sevgilisi var ha, haberin ola. Ay aman canım, biz ayrılalı o kadar uzun bir süre oldu ki. Ay kimmiş? 23 yaşında bir çıtır. Bir de bir görsen, bir ukala, bir ukala. Burun böyle beş karış havada geliyor öyle dükkana. Senin üstüne alınmıyorsun değil mi? Ay niye alayım be, salak bunu. Ay demek 23 yaşında. Aa, azıttı bu adam ayol. Vallahi bilmiyorum Fatoş ama ben ilişkinin altını ufak ufak alttan öyle güzel uyuyorum ki yakında gidici o kız. Ya arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Bu Kubilay'ın Estonyalı manken sevgisini ne yapabiliriz ha? Fikriniz var mı? Ya hatta aramızda Estonyaca bilen var mı? Hayır, telefonla arayıp falan kızı taciz etsek diyorum. Hayır. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Evet ya arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Selin, ya çalışsana çen 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 nedir bu canım? Ne diyorsun be? Kendin çalış çaycı parçası gerizekalı. Ya sürekli insanların dedikodusunu yapıyorsunuz. Ayıptır ya. Vallahi dedikoduyu sevmesek bu meslekte ne işimiz var değil mi Cemciğim? Arkadaşlar başkalarının ilişkilerine burnunuzu sokuyorsunuz ya. Valla Cem Bey, ben dedikodudan haz etmiyorum. Ama bu kadar kadının arasında başka türlü nasıl zaman geçer Cem Bey? Aa. Ama şimdi siz bana derseniz ki, Şesu gel, bebek kahveye gidelim, şöyle birer tavla atalım. Hem ben sizden böyle güzel bir 20'lik kurtarırım. Şu zammı konuşuruz, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı geliştiririz, o ayrı. Günaydın. Günaydın. Ya bırak. Volkan'ı aramıyorsun değil mi? Yok, vallahi gerçekten aramıyorum ve tam dediğiniz gibi o aradığında da acayip soğuk konuşuyorum. Ay, aferin sana. Fatoş, bravo kız. Yetiştir bunları. Ay yaprak, ya bu aylığın benimle hiçbir ilgisi olmadığını bil lütfen ya. Kafanı sok bunu ne olur. Arkadaşlar, ben bir ses duyuyorum ama ya sahibini görmüyorum. Yani çünkü benim için öyle biri artık yok. Ay yüce Rabbim, yüce Allah'ım. Ne olur şu ot beyinli kuluna bir kıdımcık, bir nebzecik akıl ihsan eyle ya Rabbim. Ne olur yani öf. Bu haftanın malzemesi çıktı. Çıktı da çıktı. De bu beni hiç ilgilendirmiyor. Bana ne kardeşim? Ben dar gelirli bir insanım. Ben kendi haklarımı, kendi zammımı düşünüyorum ya. İşime gücüme bakan bir insan mı? Yaprak, böyle sert cevaplar verme bana ama. Bak sinirleniyorum ya. Nedir bu caz kulübü işi falan? Ne oluyor? Aslı astarı nedir bu işin ya? Bu seni artık hiç ilgilendirmez Volkan. Biz zaten hep ayrı dünyaların insanlarıydık. Biz zaten hep ayrı dünyaların insanıydık. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Ben artık senden elektrik falan almıyorum kardeşim. Artık senden elektrik almıyorum. Ben senin üzerine gül koklamam de abi. Ben gül koklamam yaprak. Ya dur be. Ya yaprakçım sen olayı tamamen yanlış anladın yavrum ya. Bana haksızlık ediyorsun ya yaprak ya. Çek kendini bu hayattan diyorum. Evet. Yine evinin çekimlerinin kadını ol aşkım ya. Artık bunlar benim kararım Volkan. Bana karışamazsın. Ben özgür bir kadınım. Kardeşim de bir kere de herkes kendi kaderini yaşar. Anlatabiliyor muyum? Metropole, şehre ayak uyduracaksın. Ne? Yok Fatoş öyle deme. Bak şimdi bunu bana bir kız söylemişti. Yemin ediyorum duman olmuştum. Etkili laftı. Ben özgür kızım Volkan. Bana hiç kimse karışamaz. Ben kendi hayatımı yaşarım. Arkadaşlar manyak mısınız siz ya? Ya bıraksanıza insanlar kendi aralarında konuşsunlar. Bırak. Yavrum bak sen şarkılı türkülü yerlere yakışmıyorsun ya. Sarhoşlara meze oluyorsun ya. Seni kraliçem yapacaktım. Seni yapacaktım. Seni kraliçem yapacaktım. Benim ilkim sensin, sonum da sen olacaksın ya abi. Benim ilkim sensin, sonum da sen olacaksın ya abi. Benim ilkim sensin, sonum da sen olacaksın yaprak. Ya ulan susun kafam karışıyor be. Taceddin manyak mısın oğlum sen? Niye abi? Ya
Abi niyesi var mı ya? Nasıl? Aslı'ya söyledim, bayağı tesir etmişti abi. Neye tesir etmişti abi? Hadi ya, Taceddin o zaman sana bir kız bulalım demişti. Bak bak bak, ince ince ben buradayım, hazırım diyor. Hacı, bak şimdi bir tane çakacağım. Döner palasıyla ayıklayacağız seni camlardan. Sus. Yavrum. Volkan, sen arkadaşlarınla mı konuşuyorsun? Hı? Arkadaşlarından akıl alıyorsun değil mi? Yazıklar olsun, özelimiz kalmadı mı? Yazıklar olsun, çok yazık. Çok çok yazık, hiçbir özelimiz kalmadı, ayıp. Namusumla sanatımı yapacağım de. Sen cazdan mazdan anlamazsın de. Abi delilik bu ya. Ya Fatoş karışmasana insanlar arasına girmesine. Kendileri halleder onlar problemlerini ya. Ne kadar sıkıcısın Cem. Ya sen gidip genel müdürlük falan yapsana. Ya bir şeyler yap hadi. Yaprak. Bak böyle arkadaş markadaş diye konuyu değiştirme. Nasıl yermiş orası lan? Geleceğim oraya ben. Sıkacağım bacağını iki tane de abi. Dağıtırım orayı lan de. Yüklen abi, kopart olayı. Geleyim oraya, gelelim oraya lan ben. Dağıtırım lan ben orayı. Bu kadarlar işte. Söylemedi deme lan bana yaprak. Bugüne kadar hep beyaz yüzümü gösterdim. Bana kara yüzümü gösterttirmeyin lan. Hadi öptüm güzelim, bay. Abi ne yaptın sen ya? Racon mu kaldı, öyle öptüm falan olur mu abi? Ulan vır 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 konuşmayın ha siz de. Koca karı gibi başımda ne dediğimi bile anlayamadım ki. Hayret bir şey ya. Yine masa devirtireceksiniz bana ha. Hadi basın gidin lan kendinize bir kız arkadaş bana. Yürü lan. Bravo Yaprak. Seni tebrik ediyorum. Söylediklerimizi harfi harfi yerine getirdin. Bravosunu veriyorum. Verdim bravo. Evet benden de bravo. Bak şimdi kulaklarını iyi aç, beni iyi dinle. Bundan sonra seni ararsa dost olalım, arkadaş kalalım basamağına geçip bu işi bitireceksin. Ben her şeyi şimdi anlıyorum yavaş yavaş. Ne dedin Cem? Enteresan diyorum. Yani siz birbirinizin ilişkilerini bayağı yakından takip ediyorsunuz. Ve anladığım kadarıyla kararları da ortak alıyorsunuz. Ne var ki biz arkadaşız. Yani zamanında Aslı'ya da bol bol akıl fikir verdiniz siz. Hayır. Cem Bey bakın yanlış bir noktadasınız. Hı. Biz kimseye akıl fikir vermedik. Herkesin aklı fikri kendine. Aslı ile aranızda olanlar ya da olmayanlar tamamen sizi bağlar. Biz ne ilgilendik, ne gözlemledik, ne fikir beyan ettik. Biz öyle canım. Öyle değil mi Fatoş? Tabii tabii. Biz karışmayız. Ayrıca Aslı da bizi asla 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 dinlemez. Ve ayrıca Aslı asla dolduruşa gelmez. O dik başlıdır. Kafasının dikine gider. Değil mi arkadaşlar? Ha? Tabii canım. Aslı çok fevri bir insandır. Kınamışımdır da çoğu kez. Anlat da demişimdir derdini ama anlatmaz. Ama Cem Bey hani konuyu siz açtınız yanlış anlamayın da. Aslı'yla aranızda neler olmakta? Siz konuşmadınız mı hafta sonu Aslı'yla? Ben hafta sonu Bodrum'daydım şekerim. Güneş yanığı için son günler. Ben de genel olarak evde böyle hani ağlayarak geçirdim. Bir de caz kulübe görüşmeye gittim. Zaten biliyorsunuz ben bir halkla ilişkiler işine girdim aman Allah'ım diyeyim. De ne oldu ki? Biz bir karar aldık. Ne? Arkadaş kalmaya karar verdik. Değil mi canım? Ofiste böyle şeylerin ne gereği var? Burası iş ortamı. Yani oturduk, konuştuk. Biz bu işi yapmayalım dedik. Ondan sonra da bitirdik. Güzel bir karar da Aslı bunu nasıl kabul ettin? Zaten Aslı istedi bunu. Evet. Tabii. Çünkü yani artık yani konuşacağınız, dedikodu yapacağınız bir konu da kalmadı. Tabii. Arkadaşız biz. Arkadaşlar. Ve Cem. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ne haber kız? Ha? Böyle geç kalmalar falan. Gece geç mi yattın? Dışarıya mı çıktın? Sevgili mi yaptın? Hayırdır? Ha tamam o zaman söyleyebiliriz. Arkadaşlar. Sen hadi konuşma. Çok fazla konuşma. Bak bu saatte geldin. Otur da çalış biraz. Hadi bakalım. Otur. Ya da sen oturma oraya. Sen oturma oraya. Sen benim odama gel. Ben sana fırça atacağım. Anlamadım. Fırça atacağım ben sana odamda. Aslanım. Ha? Bu saatte gel. Ofis burası ya. Bu saatte geldin mi ofise?
Sen ne diyorsun Cem? Ne demek Cem falan? Genel müdürüm ben bu şirketin aslanım. Böyle konuşulur mu ya? Buyurun odama. Lütfen buyurun, fırça atacağım ben size. Buyurun. Ama siz buyurun, siz genel müdürsünüz. Olmaz ki canım. Bir şirket burası da ya. Bu saatte gelinir mi şirkete ya? Aa, yani iş başka, aşk başka, arkadaşlık başka ya. Aa, lütfen. Dengesiz dallama. Cem, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? İlişkimizi kurtarmaya çalışıyorum bebeğim. Bu içeridekiler var ya, bunların hepsi manyak. Nasıl yani? Kızım, bunları birlikte olduğumuzu söylediğimiz anda bizi ayırırlar. İşleri güçleri bu bunların. Olur mu Cem ya? Bunlar bizim arkadaşlarımız. Söyleyelim, sevinsinler, açıklayalım, değil mi? Bunlar başından beri bütün detayları, bütün gelişmeleri takip ettiler. Bana tavsiyeler verdiler. En özel detaylara... Ya... Ya... Bunlar başkalarının ilişkilerini eğlence haline getirmişler. Bunlar çete gibi, çete. Bunlar olmasaydı biz aylar önce birlikte olacaktık seninle. Bunlar Fatoş'un doğum gününde dışarıda eğlenmekle meşgul olmasalardı... biz şurada iki dakika baş başa kalamasaydık yine ayrıydık. Ay, düşünmek bile istemiyorum öyle bir şey. Ben de ölürdüm herhalde vallahi. Ay bırak Cem, tutma Allah aşkına ya. Öyle tutarak falan olmaz. İstifa ediyorum, bitti. Ne istifa etmesi Aslı? Sen bizim sevdiğimiz bir elemansın. Ben sadece sana zamanında gel diyorum ya. O zaman tamam, beni ikna ettiniz, kalıyorum. Lütfen daha profesyonel bir ilişki kuralım Aslı. Zaten başka ne tür bir ilişki kuracağız? Profesyonel bir ilişki. Şesu. Efendim Şesu. Kahve, çay, bir şey içer misiniz? Hayır, kahvem var, çay içmem, aç da değilim. Çok teşekkür ederim Şesu. Bizi bir iki dakika yalnız bırakırsan Aslı'ya söyleyeceğim son bir çift laf var sana söyleyeceğim. Yanında rencide olmasın diye. Yine mi fırça, yine mi fırça ya? Tabii, pardon. Ya bir şey söyleyeceğim. Hani biz bu arada dışarıya çıkacaktık, bir gece ne oldu? Ya çıkacağız işte, ayarlayacağım ben bir şey. Söyleyeceğim eve. Çıkalım, bir şey yapalım, ben de istiyorum. Cuma günü seni caz kulübüne götüreyim mi? Götür. Söz mü? Söz. Ama Cem, bu kadar sert konuşulmaz ya. Bizim bir yerde de bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Çok sert laflar kullanıyorsun. Vallahi ben sana söyleyeceğimi söyledim Aslı. Artık bundan sonrasını sen bilirsin. Yeter ya. Lütfen çıkar mısın? Efendim Şesu. Ben boşları alayım diye girdim içeri. Şunları yani. Buradan şu zavallı şeyleri alayım da çıkayım.